Erkek şiddetini arttıran mekanizma elbette ki iktidarın kadına yaklaşım politikasıdır. Ama aynı zamanda da faillerin korunması, cezasızlık politikası da buna öncülük ediyor elbette ki. Ve son 20 yıllık dönemde, yani AKP hükümetinin iktidara geldiği dönemde şiddetin daha da arttığını, kadın katliamlarının çok daha fazla yaşandığını ve kadına şiddet meselesinde hiçbir şekilde yol alınamadığını biz verilerle elbette ki görebiliyoruz. Ancak bütün bunların müsebbibinin iktidar olduğunu, AKP-MHP hükümetinin, koalisyonunun kadına bakış açısından kaynaklandığını ve kadını bir meta olarak gören, siyasette yerini henüz tanımlamamış olan ve kadına yönelik şiddet başta olmak üzere her türlü müdahaleyi mübah olarak gören bir zihniyet bu meselenin baş müsebbibi olarak karşımızda duruyor. Fakat şunu da ifade etmekte tabii ki fayda var. Bu dönem içerisinde özellikle son yıllardaki kadın katliamlarında faillerin ceza almaması ve cezasızlık politikasının çok yaygın olarak geliştiği bir dönemde failler kadınlara şiddet uygulamaktan, kadınları katletmekten elbette ki geri durmuyorlar. Çünkü cezayı vermeyen bir yargı sistemi var, faili koruyan bir hükümet sistemi var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde de bu artışın neden ortaya çıktığını da bu örneklerle vermek mümkün elde. Orta Doğu ülkelerinde aslında genelinde kadına bakış açısı hep aynı, değişmeyen bir zihniyet var. İşte bir ülkede saçını kapatmayı zorlayan bir anlayış var. Başka bir ülkede okula gitmesini engelleyen bir anlayış var. Ama başka bir ülkede de sokağa çıkmasından, siyaset yapmasından, sesini ve sözünü söylemesinden rahatsızlık duyan bir anlayış var. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında özellikle İran üzerinden örnek verecek olursak, kadın mücadelesi bugün İran'la birlikte aslında başka bir boyuta taşındı diyebiliriz. İran'da artık taşlar eskisi gibi değil ve taşlar yeniden karılmaya başlandı ve yeniden bir dizayn yöntemi ya da dizayn sürecine girildi diyebiliriz. Çünkü İranlı kadınlar kendilerine yönelik baskıya karşı ve katledilen Jina Amini'nin saçının telinden korkan zihniyete karşı büyük bir özgürlük mücadelesi, büyük bir kadın mücadelesini de ortaya koydular ve bu bütün dünyaya ilham oldu aslında. Sadece İran'da değil, bugün dünyanın her yerinde Jin Jiyan Azadi sloganı artık söylenmeye başlandı ve bunda İran'daki kadın mücadelesinin rolünün elbette ki büyük payı var ama Kürt kadın hareketinin de bu mesele üzerinden, yani kadınların özgürleşmesi meselesi, kadınların eşitliği meselesi, cinsiyet eşitliği meselesinde yıllardır vermiş olduğu büyük bir mücadele var. Dolayısıyla bütün bunları birleştirdiğimiz zaman, yani İran'daki direniş, Türkiye'deki direniş ve Orta Doğu'nun diğer ülkelerindeki direnişi ortaklaştırdığımız zaman ortaya muazzam bir kadın gücünün çıktığını da söylemekte fayda var. Dolayısıyla da ben kadın mücadelesinde kadınların şiddet görmeden, kadınların katledilmeden, kadınların herhangi bir baskıya uğramadan haklarını ve taleplerini her mecrada dile getirecek farklı bir yönteme ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani biz herhangi bir ülkede bir kadının katledilmesini beklememeliyiz. Ya da bir kadının şiddete uğramasını beklemeden bu mücadeleyi ortak bir zeminde daha güçlü ortaya koyabilirsek en azından bundan sonra yaşanacak olan katliamların da önüne geçmiş oluruz. Ya şöyle, Jin Jiyan Azadi sloganını aslında Rojava Kadın Devriminden de ifade etmek ve Rojava'daki kadın devrimini örnek almak elbette ki mümkün. Çünkü Rojava'da IŞİD barbarlığına karşı savaşan ve IŞİD barbarlığının önüne set çeken hep kadın mücadelesi oldu ve Rojava'da kazanan aslında hep kadınlar oldu. Dolayısıyla
Ben dünyanın her yerinde kadınların Xinjiang Azadi sloganını perspektif olarak önüne koyan ve bunun içini dolduran bir yerden bir mücadele hattı örmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yani kadınların özgürlük ve eşitlik taleplerini kadın yaşam özgürlük sloganıyla, yani Xinjiang Azadi sloganıyla birleştirdiğimiz zaman her yerde, dünyanın her yerinde ya da yaşamın her alanında kadınların bu mesele üzerinden, yani kadına yönelik baskının, kadına yönelik şiddetin, kadın katliamlarının son bulması meselesi üzerinden bir araya gelebilmelerinin yol ve yöntemlerini arayıp bulmaları lazım. Ben bunun sadece 25 Kasımlarla ya da sadece 8 Martlarla sınırlı kalan bir mücadele hattının yeterli olmadığını düşünüyorum. Şimdi 25 Kasım yaklaşıyor, işte önümüzde bir haftalık, 10 günlük programlar çıkaracağız. Kadınların bir araya geldiği zeminleri yaratacağız ama bu mesele sadece 25 Kasımlarda ya da sadece 8 Martlarda ele alınacak ve tepki gösterilecek bir mücadele hattını ortaya çıkaracak olan bir mesele olmamalıdır. Ve her gün, her saat kadınlar bu mesele üzerinden kafa yorup yeni bir mücadele hattını ve zeminini ortaya koymak zorundadır. Karın korku rüyası ve gerçekten hem HDP'den korkulan hem de HDP içerisinde siyaset yapan kadınlardan korkulan bir atmosfer var, bir hava var. Bu korkunun, bu paniğin elbette ki hem HDP'nin hem de HDP'li kadınların vermiş olduğu mücadeleden aslında kaynaklanıyor. Yapmış oldukları siyasetten kaynaklanıyor. Ve halkın içerisinde halkı savunan, halkın yanında olan, kadınların yanında olan, gençlerin yanında olan bir anlayışa karşı bugün iktidarın saldırısının ve HDP'ye karşı yapılan saldırıların ya da HDP'li kadın milletvekillerine karşı yapılan saldırıların altında elbette ki vermiş olduğumuz kadın mücadelesi yatıyor. Bunu çok açık ifade etmek gerekiyor. Biz bir kadın partisiyiz aynı zamanda ve kadın partisi olmanın gereklerini yerine getiren bir siyaset yürütüyoruz. Kadınları siyasete çekmenin, kadınların kendi ayakları üzerinde durmanın, kendi sözünü söylemesinin, kendi rengini ortaya koymasının ve kendini öz savunma niteliğinde savunabileceği ortamları yaratmanın büyük bedelleri de oluyor elbette ki. Bunu yaparken hem iktidarın linçine, hem iktidarın işte baskısına, şiddetine maruz kalıyoruz. Ama hiçbir zamanda bu mücadeleden taviz vermeden bunu yürütüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki iktidar bugün HDP'li kadınların siyasetinden korkuyor. Biz biliyoruz ki bugün iktidarın en büyük korkusu HDP'li kadın milletvekillerinin yürütmüş olduğu siyasettir. Dolayısıyla şunu ifade edeyim, istedikleri kadar korksunlar, istedikleri kadar baskı yapsınlar. Bu anlayışımızdan, bu politikamızdan asla taviz vermeyeceğiz. Ve kadın siyasetini, kadın mücadelesini en üstlere taşımak için de bedeli ne olursa olsun bunu yapmaya devam edeceğiz.